Hepiniz hoş geldiniz. Ben biraz süreci anlatmak istiyorum. Nasıl buraya gelinceye kadar ne yaptık? Çok keyifliydi benim için çünkü. Bir kere ilk başta Oğuz dedi ki tahtıravalli diye bir şey yapacağız. İşte böyle iki kişi karşılıklı oturacaklar. Tıpkı işte o çocuk oyunundaki gibi birbirleriyle sürekli paslaşarak ve oynayarak böyle bir diyalog geliştirecekler. Biraz böyle Sokratvari. O sırada da böyle akasya yeni doğmuştu. Dedim çocuk parklarına çok takılıyor herhalde böyle. Tahtıravalli falan. Sonra düşündükçe böyle çok keyifli olduğunu düşündüm. Çünkü hep tek başıma konuşuyorum. Hep böyle sunum yapıyorum falan. Ve karşında biriyle konuşmak başka bir şey. Sonra şeyi düşündüm. Kim olmalı acaba diye düşündüm. Böyle çok tanıdık, çok bildiğim, böyle çok rahat konuşabildiğim değil de hiç tanımadığım ama merak ettiğim bir insan daha iyi olur dedim karşımda ve Gökhan'a zaten uzun süredir böyle bir hayranlığım vardı. Ta Galerin Ev'deki ilk sergi değil tabii de yani Galerin Ev'de bir sergisi vardı. Eski Kırlangıç Sokak'taki alt katta olan bir sergi vardı. Oradan beri böyle aralıklarla görüştüğümüz, temasımız vardı ama hiç böyle bir uzun süreli diyalogumuz yoktu. İşte başkentte böyle bir sanat koleksiyonu gibi bir şey kurarken bir temas etmiştik. Sonra tez jürisinde yine beraberdik Gökhan. Ondan sonra da dedim ki Gökhan olmalı. Yani bunun sebebi de aslında sonuçta bir takım meselelerle ilgileniyorum. Kendi işte çalışmalarımda diyelim. Bu yani geriye dönüp baktığımda da merkezde yani hatta Gökhan'ın atölyedeyken de böyle bir muhabbet olmuştu. Bütün bir ömrü tamamladıktan sonra geriye dönüp baktığında böyle en kilit kavramlardan bir tanesi. Yani bütün işlerinde tekrar eden motif, hiç bırakmadığın, onunla temas kurmayı hiç bırakmadığın ne var diye. Açıkçası benim için böyle içeri öyle bir şey. Yani içerisi, dışarısı, iç mekan, içsellik, iç. Ve Gökhan'ı da ben ilk gördüğüm zaman da çok uzun zamandır hiç bu kadar içeriği resmeden ama bu içeriği hem fiziksel anlamda söylüyorum hem de gerçekten bir kişinin içi, kuytusu, işte derinliği olarak da söylüyorum. Görmemiştim ve onun etkilenmemin en temel sebeplerinden bir tanesi de buydu. Sonra tabii Gökhan da sağ olsun işte yaparız dedikten sonra konuşmaya başladık. En keyifli kısmı aslında buydu. Buraya kadar oturmadan bir araya gelişlerimizdi. Dört kere bir araya geldik. İşte biri Gökhan'ın atölyedeydi, biri Oğuzların arka bahçedeydi. İşte Erdem diye bir arkadaşımızın atölyeye gittik. Bir kere daha buluştuk. Aslında hiç bu sunumla ilgili konuşmadık ama tam aslında Tahtıravalli orada başlamıştı ve biz bir şekilde birbirimizi tanıyor, tartıyor. Bazen işte o üste çıkıyor, bazen ben altı çıkıyorum. Ve şey, bir takım tabii kararlar da verdik. Bu kararlardan bir tanesi kesinlikle hiç imge göstermeyelim dedik. Yani çünkü bir imgeye ihtiyaç olmamalı diye düşündük burada. Yani bunu böyle bir akademik sunuma dönüştürecek ya da bir görselle temas kuracak bir şey olmasın dedik. Sonra dedik ki bir tane imge olabilir belki ama çok da ona işaret etmemiz de gerekmiyor gibi düşündük. Belki en sonunda niye bunu seçtiğimize de dönebiliriz, bakabiliriz. Ama buraya kadar geldik sonuçta. O anlamda benim için çok çok keyifliydi. Bunu sürdürmeyi de çok isterim. Yani onu da şimdiden yekten söylemiş olayım. Bence o oturdu zaten ya. Tabii yani Tahtıravalli zaten devam edecektir de bizim oyunumuzu şey yapıyorum. O da oturdu bence. Çok değişik adamlarız. Yani ikimizi böyle yan yana koyduğunuz zaman gerçekten iki paralel dünya gibi her şey. Bir kere benim merceğim çok makroskopik. Yani hiçbir zaman böyle mikro ölçekte bir şeye bakamayan, böyle dünyayı taramayı çok seven, işte oradan orayı bağlamayı çok seven, hep böyle bir tane hocam bana şey derdi işte aynı sine göz gibi çalışıyor senin zihnin böyle sürekli kamera böyle her an her yerde dolaşıyor. Bu adam tam tersi onun. İşte Giacometti'nin şu boynundaki şurayı yapmasına takılıyor ya da işte vücuttan çıkan bir sıvı ya da işte bir balgamın çıkamama hali gibi çok mikroskopik bir şeye takılıyor. O da çok güzel tabii yani bir makroskopik lensle mikroskopik lensin bir araya oturması. Şeyden emin olamadık tabii bu kadar konuşmada ya gerçekten bizi ortak konuşma temamız içeri mi olacak olmayacak mı ama
güzel bir başlangıç noktası oldu bizim için. Dolayısıyla ben ilk başta sen de izin verirsen şey yapmak istiyorum. Yani kendimce niye bu mesele benim için önemli, niye buna takılıyorum, niye bu kadar dert ediniyorum ve niye her yaptığım şeyde ister istemez bu bir şekilde tekrar eden bir motif oluyor. Bundan biraz söz etmek istiyorum. Aslında şöyle başlayayım, yani aforizmavari bir şeyle başlayayım. Şuna inanmaya başladım giderek de. 19. yüzyıl dediğimiz süreçte aslında bir iç fikri doğuyor ama aynı anda bu iç fikri de ölüyor. Çok enteresan bir iki şey var, denge var. Yani doğarken ölme, tam büyüyorken bir şekilde onun tersi bir ölümün de gerçekleşiyor olması. Gerçekten 19. yüzyılda hepimizin malumu bir taraftan hiç daha önce olmayan bir iç fikri hissedilmeye başlanıyor. Psikanaliz diye bir şey başlıyor her şeyin ötesinde, değil mi? Yani insanın kendi iç kuytusunu merak ediyor olması ve bunun derininde ne var? Benim bilincimin altındaki şey ne? Bir taraftan iç mekanla kurduğu ilişki değişiyor insanın. Yani artık ev dediğiniz şey basitçe bir iç mekan değil, onu dış mekandan ayıran bir şey değil. Artık o sizin biyografiniz olan, yani 19. yüzyılın Victorian evlerinden bahsediyorum. Kabasa nesnelerle dolu, her bir nesne aslında böyle nasıl bir araya getirildiği belli olmayan ama hepsinde müthiş bir anlatı, o bireyin anlatısının kurulduğu böyle yine bir içerilik fikri. Ama eş zamanlı olarak bir taraftan da 19. yüzyıl tam bu içerinin terk edildiği, kamusal hayatta yeni iç mekanların keşfedildiği, insanların takılacağı ya da işte ne bileyim atölye ressamlarının kendini sokağa attığı, ilk başta romantikler, sonra izlenimciler, plein air diyorlar işte buna, dışarıda olmak lazım, atölyenin dört duvarından kurtulmak lazım ve sahici ve gerçek imgeler üretmek adına mutlaka yerinde resim yapmak lazım, o ana özgü resim yapmak lazım diyorlar ve öyle bir kopma da var. Yani işin büyük ekonomi politiğine bakarsanız zaten toprağa bağlı, mevsime bağlı, zamansal döngüselliğe bağlı bir akışın tamamen yapay bir şeyle yer değiştirmesinden tutun. İşte toprak üzerinden kurulu bir siyasal politiğin tamamen insan merkezli olmasından tutun. Ya da şehir senfonilerini düşünün sinemadaki. İşte Rutman'ın Berlin üzerine yaptığı, Zigavertov'un Moskova üzerine, Ankara üzerine Yutkeviç'in yaptığı şehir senfonileri. Bir tane evsel iç mekan göremezsiniz bu filmlerde. Sabah kalkar, adam kendini sokağa çıkar ve o Baudelaire'in çok sevdiği, o kalabalıkların arasına karışan bir insan tipi görürüz, modern insan değil mi? Dolayısıyla yani bir taraftan beni büyük bir kalabalığın ortasına çeken ve giderek anonimleştiğim bir duygu. Bu çok güzel bir duygu. Çünkü bütün bağlarından, köklerinden, ki bu kökler aslında tarihsel kökler, coğrafi kökler, etnik kökler, işte her anlamda sembolik köklerden kurtulup o yeni adama doğru bir yolculuk bu. Yeni bir coğrafyaya doğru bir yolculuk. Ama bir taraftan da tam tersi bir harekette o iç kuytuyu aramak ve işte izlenimciler böyle sokağa çıkın, doğaya çıkın. İlk başta tabii ki doğa onların nesnesi. Doğa resimleri, doğa peyzajlar, dış peyzajlar. Sonra yavaş yavaş metropol imgesi sanat tarihinde giriyor. Yine bir dışarıdayız. İşte o bulvar resimleri, Otto Dix'in metropol resimlerini falan düşünelim böyle. Hepsinde böyle bir dışarılık hissi, orada olma, o temaşanın içinde olma. Ama bir taraftan da aynı zamanda atölyeden hiç çıkmayan, işte en son ayağı belki Kurt Schwitters'in Merzbausu olan ama işte ondan önce Caspar Friedrich David'in atölye resimleri, işte şeyin Matisse'in tabii deli gibi atölye resimleri, atölyenin kendisini kendi öznelliğinin bir parçası olarak gören ve sürekli onu resmettikçe aslında kendi öznelliğini keşfetmeye çalışan bir çaba da görüyoruz. İngiltere'de aynı zamanda işte Bloomsbury sanat hareketi, işte Virginia Woolf'la kendine ait bir oda bulma, bütün o dışarının kalabalığı ve karmaşasının içinde kendinin çekip o sığınağa bir şekilde bana özel olan anı, sadece bana ait olan şeyi keşfetme güdüsü. Dolayısıyla aslında modern insan bu iki uç arasında bir taraftan dışarıya kapılan ama gözü hep dışarıda olan, hep dışarıya gitmek isteyen ama bir taraftan da sürekli bakışını içe katlamaya çalışan, hiçbir şekilde dışarıyla ilgilenmeyip iç kuytularını, iç derinliklerine inmeye çalışan bir durum. Şeyde de okumuşsunuzdur zaten, Oğuz bir tane metin istedi.
Çok sevdiğim bir fotoğraf var. Birkaç makalede de kullanmıştım. Freud'un muayenehanesinden bir fotoğraf. Freud arkeolojiye çok... Arkeoloji de öyle bir şey değil mi? Yani daha önce böyle bir merak yok. Yani toprağın altında ne var ve o derinde ne var gibi bir merak yok. Yani arkeolojik kazı falan yapılmıyor. İşte o kazı aslında, sondaj diyor ona şey. Gökün, çok seviyorum o kelimeyi. O kendi sondajını yapmaya çalışıyor bir şekilde. Arkeoloji de öyle, psikanaliz de öyle. Bunların hepsi aslında biraz sondaj. Ve Freud'un ofisinde binlerce böyle arkeolojik şeyler, heykelcikler, duvarlarda böyle illüstrasyonlar, antik dönemlerden kalma. Bir tane pencere var ve pencerenin üstünde de bir tane ayna asılı. Ve bir taraftan bakış dışa yöneltilmiş ve artık iç mekandan tamamen bir özgürleşme. Tabii iç mekan burada yine bütün sembolik anlamlarıyla söylüyorum, kökler anlamında söylüyorum bunu. Ama bir taraftan da bütün o dışarıda ne oluyorsa olsun sadece sana ait olan şeyin keşfedilme, hazzı diyelim buna ve bu derinliğe inebilme. Tabii daha sonra işi mimarik üzerinden, kendi alanım üzerinden daha da somutlaştırırım. Ama özünde iç mekan fikri, yani şuna da çok yaklaşıyorum, birçok arkadaşım dalga geçiyor benimle. Ama gerçekten şeye de daha fazla kapılıyorum. Yani gerçekten Freud ve Marx arasında bir ipin tam ortasındayız. Yani bir taraftan çok toplumcu bir bakış, biz olma duygusu ve dışarıda olma, kalabalık olma, kolektif olma ve o komüniteryen durumun içinde olma. Ama bir taraftan da işte Freud'daki gibi sadece sana özel olma, dil sürçme anında ortaya çıkan işte o kara delikle ilgilenme, onu kaşıyarak işte bir yerlere doğru gidebilme, ufacık bir yarayla ilgilenme. Bu tabii sanatta da çok konuşacağımız filan bir şeydir herhalde. Yani bütün o temsillerden, figürün terk edilmesinden tut, işte mekanın terk edilmesi, somuttan soyuta geçiş, işte o da mesela çok bence şey. Yani dışsal perspektifin, makroskopik bakış açısının resmi ele geçirdiği bir nokta olarak görüyorum onu. Öznenin artık orada kalmadığı, evrenselliğin işte daha toplumcu bir bakışın daha ön planda olduğu bir şeyken, bunun karşısında mesela çok büyük bir sürrealist hareket görüyorum. Niye bittiğine, niye hala bir kalıntısının olmadığına, günümüz sanatçısının niye bilinçaltıyla bu kadar meşgul olmadığına da şaşırıyorum. Yani böyle büyük bir mesele hala ortada duruyorken bunun birazcık demode görülmesini, bir anda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiç böyle bir şeyin olmamasını, ama yani mutlaka Gökhan'la yapmalıyım dediğimde bütün bu makroskopik bakışın, daha mimari eğilimli bir bakışın yanında böyle bir resimle karşılaştığım için Gökhan'ın resminde bana çok cazip gelmişti ve aslında oranın içine, o çerçevenin içine girerek de bu sorunun cevabını bir şekilde bulamasam da en azından yaklaşabileceğimi hissettiğim için Gökhan olmalı demiştim açıkçası. Ya senin bahsettiğin sanatçı modeli çok olmasa da bununla ilgilenen model de çok yok. Bu birbiriyle paralel şekilde azalan veya yükselen bir şey oluyor. O yüzden şimdi mesela ben atölyeden geliyorum. Atölyede nasıl diyeyim, eğer bu bir sondajsa o aşağı kanallara iniyorsun ve kanallardan şimdi yukarı çıkıp buradaki kişilerle bir şey paylaşıyorsun. Bu bir yabancılaşma yaratıyor. Yani o sondaj anında, delme anında sen orada tek başına kalıyorsun ve orada bir canavar açığa çıkıyor. Yani evde tek kalmakla atölyede tek kalmak arasında ciddi bir fark var. Atölyede tek kaldığında bir canavar açığa çıkıyor ve bu canavara güveniyorum. Bu canavar içinde senin aynı modelin antisini barındıran, seni hem olumlayan hem antileyen, hem doğuran hem öldüren oluyor ve o canavarla bir çelişki haline giriyorsun. Ve çelişki zenginliği açığa çıkarıyor ve bu zenginlikle beraber sonar da diyebiliriz ya da sondaj. Bu kanallarda bir çeşitlilik açığa çıkıyor. Bu çeşitlilikle beraber, ha ben buymuşum falan, kendinde daha önce hiç bulmadığın madenler veya lağımlar da bulabiliyorsun. Buraya doğru bir yolculuk yapıyorsun ama bu kanalların veya tünellerin bütün insanlarda, yani çoğunda ya da belki bilmiyorum,
birbirleriyle bağlandığı bir noktalar var. Zaten etkileşim burada başlıyor. O yüzden buna, yani bunun niye ilgisinin azaldığını bilmiyorum. Niye insanların artık ya da sanatçıların buna yöneldiğini bilmiyorum ama buna yönelenin çıkardığı ürününe de şey azalıyor, talep. İşte daha artık biraz da, çünkü şöyle de düşünmek lazım. Daha işler ayartıcı olmaya başladı. Işıklar, renkler, videolar veya her neyse. Yani duygudan ziyade ayartılmanın bence hiyerarşisinin başladığı yüzyıl sanatta. Yani niye o çukurlara girsin ki izleyici veya üretici gibi bir sorun açığa çıkıyor. Ama bence hiyerarşi yani en beklemediği yerden gol yiyecek. Bu en ilkelce yerden gelecek bunun antisi diye düşünüyorum ben. Çünkü şey arttıkça, gösteri arttıkça yani bir belki Ceren'le olan röportajda hatırlamıyorum da yani Baudrillard'ın şöyle bir tespiti var ve doğru. Eskiden eser karşısında yani duygulanma ve his daha başatken şimdi ayartılma ve baştan çıkarılma başat rol oluyor. Tam bu ayartılma anda ayartan ve ayartılan golü tam sırtının arkasından yiyecek gibi geliyor bana. Umarım ya da belki öyle hesap ediyorum. Yani tabii şeyle ilgili bir derdimiz yok. Bunları bir tartıya koyup bu daha iyidir, bu daha kötüdür diye bir şey değil. Ben daha sadece... iyi ya daha kötü değil evet. De ama şöyle bir şey oluyor. Ben bu şeye kapandığım için otomatikman bunun dilini biliyorum ve diğer dil yabancı dil oluyor otomatikman. Yani iyi veya kötü gibi değil demek istediğim. Tabii bunu teorik olarak sunmak daha kolay. Yani bir sürü kavram var işte, canavar yani perili evden tut, tekinsizliğe falan. Şimdi şey bana çok garip geliyor tabii. Yani bu işin resim üzerinden pratiğini yaparken boş bir kanvas aslında, bir içeri ama çok kalabalık bir içeri. Bir sürü hayaletle uğraşmak ve bütün o hayaletlerin seninle konuşmasına izin vermek bir anlamda. Çünkü hiçbir sanatçı herhalde bomboş bir şeyde ne çizeceğini bilerek, kafasında bir kurgu olsa da, daha önce şeyi konuşmuştuk. Yani bu tuğla duvar yapmak gibi bir şey değil. Aslında yapılan şey bir taş duvar yapmak. Ve taş duvarda hiçbir taş birbiriyle aynı büyüklükte değil ve aslında nasıl bir araya gelişleri de önceden planlanabilir bir şey değil. Yani elindeki taşlara bakarak bir kestirme yapabilirsin, bir çıkarımda bulunabilirsin ama çok anlık ufacık böyle dengeler ve oradaki kuvvetler belirleyici oluyor. Evet. Ama bence en işin tılsımının yattığı noktada en son duvar örüldükten sonra duvarın altında kalman gerekiyor. Tılsım tam orada yatıyor. Yoksa bir piramit işçisine dönüşüyorsun. Konu veya fikir seni esir alıyor ve bir işçi gibi en son yani duvarın altında kalman gerekiyor ki iş şey anlamını bulsun. İzleyici de altında kalabilsin ya. Ya da ben kafayı yemiş olayım. Yani ben böldüm galiba. Yok şey hep konuştukça zihnimde şeffaflıkla ilgili şeyler oldu. Şimdi karardıkça, kuyuya doğru indikçe, yani şeffaflık dediğimiz bir şey tam tersi gibi algılanır ya. Her zaman netlik, olabildiğine açık bir bakış, tamamen ışığın her yerine girebildiği bir ortam gibi düşünürüz. Gökun'un resmi mesela bir o kadar işte o kendine ait bir oda gibi geliyor bana. Çok orada gerçekten o sondajda öyle bir mahzen bulmuş ki, işte o kendini de yıkacak olan mahzeni ya da işte o boğanın beklediği, Asterion'un beklediği işte mahzeni bulmuş, labirentin en orta noktasını bulmuş ama o buluşu aynı zamanda kendini o boğaya, boğayla yüzleşme aynı zamanda ve ona teslimiyet gibi. Şimdi burada bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani asla tam anlamıyla duygusuna hakim olamayacağım bir resme bakıyorum. Bunu biliyorum çünkü çok öznel bir yolculuk. Ama bir o kadar da şey beni şaşırtıyor. Bir sanatçının kendi odasını bu kadar şeffaf bir şekilde dışarıya sunabiliyor olması. Yani kendini bu kadar yansıtabiliyor olması. Yani o duvar tabii ki yani birebir seninle alakalı bir şey değil ama senin yaptığın bir yolculuğu
Şimdi bunu bir sürü sanatçı aynı kelimelerle söyleyebilir. İşte bir yolculuk üzerinden, metafor üzerinden kurulabilir ama burada bu çok büyük bir şey işte. Yani duvarın altında kalmak üzere çıkılan bir yolculuk meselesi. Yani burada neyle karşılaşacağını bilmeden ve bunun sonunda klinik bir şeye de dönüşebileceğini varsayarak aslında bir yolculuk. Bu büyük riskleri almak çünkü iplerin elinde olmadığı bir durum. Yani canavarların ortaya çıktığı, hep bastırdığın, halının altına süpürdüğün canavarların aslında yüzleşme yolculuğu. Evet, yani bu siz atölyede uğradığınızda da konuşmuş olabiliriz. Şimdi Tarkovski'nin şeyi okuyorum, mühürlenmiş zaman ya da mühürlü zaman hatırlamıyorum. Orada şeyden bahsediyor, yani sanatçı da fazla böbürlenmiyor, sanatçı değil mi, Ozan diyor işte sanatçı. Ozan da fazla böbürlenmiyor, bu açığa çıkarken... sanatı ortaya çıkarken burada telef olmayı göze almalı diyor. Bence telef doğru kelime, telef. Yani eğer o sonara başlıyorsan gün ışığına yarı yarı veda edebilirsin. Çünkü şöyle, bu şey değil, dram falan, sırtıma şeyler vuruyorum falan gibi bir şey değil. Ama zaten bakış açısı olarak oraya geçtikten sonra her şey ona hizmet ediyor. 3 hafta veya 4 hafta önce atölye, işte ben çalışırken bir tane ses gelmeye başladı. İşte bir vızırtı var. Atölye bir tane arı girdi. Camlarda şey, vasidaslar yani tam değil. Oradan kaçmış falan. Neyse sonra ben de işi gücü bıraktım. Eşek arısı. Sonra iki pencere olduğu gibi açıp artık dışarı çıksın falan diye uğraşıyorum. Sonra iş uzadı. Arı da çıkmıyor. Perdeler de yanına kadar açık falan. Camı açtım. Arı tam buraya kadar geliyor. Burada hava akımı da var ve buradan dışarı çıkamıyor. Yani salak mısın? Rüzgarı da hissetmiyor falan. Sonra bu iş uzadı. 40-45 dakika falan sürdü. Ben de garip bir an olduğunu anladığım için ben de biraz uzattım. Ne olduğunu anlamadım o zaman ama 2-3 gün sonra anladım. Sonra fark ettim ki bu salak benim. Arı yani bu iş üretirken de oluyor veya normal işte içeriğiyle ilgili bir şey düşünürken şöyle bir problem var. Daha kanvas boşken dedik ya, kanvas boşken olan anla ilgili. Eğer arı gibi düşünürsen arının normal ritmi işte balla şey çiçekler işte polenler hava akımları falan filan. Yani bu beynindeki ana düşünce sistemini böyle düşünürsek işte çiçekler, rüzgar, yapraklar falan filan. Ve yanlışla kaçtığı bir noktadan sonra bir anda benim atölyeye geliyor. Ben işte sigara içiyorum o zaman, ve Miles Davis çalıyordu mesela. İşte saksafon sesi. Camlı çerçeveler, badanalı duvarlar, sigara dumanı, koltuklar, garip garip imgeler. Dehşet verici olmalı muhtemelen. İçeriği düşünürken de kaçılan oda o oda oluyor. İnsan kendi girdiği vasistahsız camdan kendi kendine kaçtığı pencereden sonra dehşet başlıyor. Ve dram da şurada başlıyor. Camdan dışarıyı da görüyorsun. Lakin şeyden çıkamıyorsun. Eğer şimdi niye biz bunu konuşuyoruz? İçeriği kavramı. Çünkü eğer arı gibi düşünürsek içeri kaçtıktan sonra ciddi bir panik ve korku başlıyordur muhtemelen. Bir sürü yabancı imge, bir sürü yabancı ses, bir sürü yabancı koku, daha önce hiç tanımlanmamış şeyler. Bunlar içeride de var. Hala bir sürü kapakçık odalar var. Bende de, sende de. Ancak oraya dair o dehşet anında izlenimler edinebiliriz. Yani bir sandalyeye veya bir koltuğu resmen tarif edemeyip ama ona dair bir imgelem oluşabilir kafada belki. Sonra o hazineyle oradan çıkıyorsun. Yani ama hazine almak için girmek gibi değil yani. Ama ben oralara şey diyorum, kelime fitini çekmediği noktalar. O yüzden bunların hepsine şeyler diyebiliriz. O şeylerin içine kaçabilmek ya da canavarı o doğrultuda biraz dürtmek daha verimli geliyor bana veya daha sağlıklı geliyor. Çünkü soğanın cücüğünün orada yattığını düşünüyorum. Bize dair olan. Benzer bir şey yine konuştuk. İşte en başta dedim ya işte bir dışa açılan bir perspektif var. Bir de tamamen bunun içinde kapanan bir perspektif var eş zamanlı. Şimdi yine
19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı mimaride mesela bu senin dediğin çok büyük tartışma. Özellikle sürrealistlerle o dönemin baba mimarları arasında böyle acayip Minator diye bir dergi var işte. İsmi de çok güzel. İşte o dergide sürekli yazışıyorlar. Aragon'la Le Corbusier böyle sürekli birbirlerine atışıyorlar ve orada atışma konusu da cam ev fikri. Ve işte başları falan da sevdiğini biliyorum. İşte cam evde bir düşün barınmaması ya da bir korkunun olmaması. Şimdi çok acayip bir şey. Yani işte iç mekan fikri değiştik diyoruz ya, iç değişti 19. yüzyılla. Şimdi bir anda Benjamin işte 19. yüzyılın evi kadife ile kaplı bir kutuydu diyor. Yani hiçbir şekilde bir dışarısının olmadığı, kadife ile kaplı acayip böyle duyusal bir kapalılık hissiyken, ondan sonra artık ev dediğimiz şeyi ya da iç mekan dediğimiz şeyi ne mahremiyetle, ne ketumlukla, ne kapalılıkla, ne işte böyle bir korunaklılıkla anlatabiliyoruz. Ve bir anda belki de tarihte ilk kez evi dışarıya açma, içerisiyle dışarısı arasındaki sınırları iyice şeffaflaştırma ve bir cam evde yaşama fantazisi. Bir taraftan da şunu yapıyor, toplumun bakışını da senin evinin içine sokmana razı geliyorsun. Yani bir taraftan hem bir röntgencisin ama bir taraftan da bunun bedeli bir teşhirci olman. Kendini teşhir etmek zorundasın. Ve burada artık şeyin kalmıyor senin. Çekmecen kalmıyor. O şeyi saklayabildiğin. Yani Aragon'la işte Le Corbusier'in atışmasında şöyle bir şey diyor. Evlerden bütün bodrum katlarıyla çatı katlarını kaldırdınız diyor. Hakikaten böyle bize modern mimarlık derslerinde bir takım böyle ikonik örneklerden bahsederler. İşte Villa Savoy gibi, Farnsworth evi gibi filan böyle. Hepsi böyle piloti dediğimiz kolonlarla havadadır. Hiç böyle bodrum katı yoktur. Zeminden koparılmış kütlelerdir. Çatı katı da yoktur. Hepsi böyle dümdüz tavanlıdır. Hatta çatı katında bir çatı bahçesi vardır filan. Diyorlar ki yani bu çatı katı ve bodrum katı evi ev yapan yerlerdir. Çünkü oralarda senin korkuların, düşlerin, fantazilerin, bütün işte şeylerin saklanır. Şeyi izlemiş miydin ya? JJ'in Sapın Sinema Rehberi var. Ya da izleyen var mı bilmiyorum. İzlemiş miydin onu? Orada Psycho'yu inceliyor. İşte ev 3 katlı ama çatı yok. Yani giriş, üst kat ve bodrum var. Eve de işte evleneceği kızı getirecek falan ama annesiyle çok çarpıştırmak istemiyor. Annesini üst kata yerleştiriyor. Annesi işte daha yaşlı falan. Sonra işte diyecek diyor ki yani ego, süper ego ve id. İşte bütün fantezileri ve canavarları bastırdığımız yer. Mahzen bize süper ve imkansız taleplerin bombardımanı yapan süper. Neyse ana karakter adam giriş katından, egodan başlıyor. Sonra yukarı çıkıyor. Süperden anneyi alıp, yani sahne de öyle. Kadın artık yaşlı yürüyemiyor. Onu işte kucağına alıp salonu da geçip mahzene indirip oraya kapatacak falan. İşte film öyle devam ediyor. Orada diyalogları çok iyi yakalamış. İşte annesi buna kızıyor. Beni işte kilere kapatacaksa ben bir meyve miyim falan, ne alaka bilmem ne. Diyecek şey diyor. Orada bence şunu demek istiyor. Ben ıslak ve sulu bir meyve miyim acaba falan. Anneyi ide alıp bütün fantezilerini diyor ki süperle ide arasında kestirme bir asansör vardır o görünmeyen. O yüzden şey dedikleri yani şey doğru. Evin arka sokağını çıkarıyorlar. Mahzen veya çatı olmayınca. Genel bir yapının içinde. Hayaleti ortadan kaldırıyor. Evet. Yani asla bir hayaletin musallat olmadığı, olamayacağı bir ev yaratıyor cam evle. Bir de tabii ki en büyük şeyi de işte bir şey saklayamayacağın. Dolayısıyla kendi öznelliğini asla kuramayacaksın. O otonom evi asla yaratamayacaksın. Anonim, herkese ait olan, işte dışarıdan da görünen, sen de kendini dışarıya ahlaken teşhirci sergilediğin böyle bir ev yapısı gibi. Burada iki yol var aslında bence. Bir tanesi, şimdi bunun karşısına koyacağımız şey ne? Tamamen kapalı bir iç mekan fikri mi? Yani o hayaletleri geri çağırmak için. Yoksa tam asansör dedin ya, üst katı tamamen şeffaf ama alt kattan işte o cinayetlerin döndüğü, bütün o kirli işlerin döndüğü, o mahzene de bir kapağın olduğu bir şey mi? Esas mesele galiba hayaletlerle dost olma meselesi. Yani hayatta bir noktada bununla savaşın anlamsız olduğu.
Öyle bakıyorum. Çünkü bundan kurtulmak bence mümkün çok değil. Çok özür dilerim abi. Çok özür dilerim. Böldüm. Şeyi belirtmemiz lazım. Umut da, ben de hala öyle. Sen kaç yıl yaşamıştın aynı yerde? 25 yıl. Ben de 32 evet, yıl oldu. Evet, bu çok iyi. Bizler böyle adam. Aradığın için de biraz bana... Evet, benim 2 sene önce değişti bütün kaderim. Yani... Abi çünkü iki manyak diye bunu konuşuyor gibi. Tabii. Ya 10 yıl önce sorsanız kesinlikle bu evde öleceğim. Hatta bahçeye gömün falan diye diyen bir adamdım. Evet, taşınınca tabii çok şey değişti. Ama çok garip bir şey. Yani enteresan bir şey. Bir de o evin bütün hallerini görmem. Bir de katmanlarıyla beraber onu yaşaman. Ama tabii burada bir maddeden bahsediyoruz. Aynı yansıtmayı bir mekana ihtiyaç duymadan kendi zihnimizle de tabii ki yapabiliriz. Çünkü o da sonuçta çok kuvvetli bir iç mekan aslında. Evet, yani o bakelar tam da ondan bahsediyor zaten. Artık bireysel mekan, fiziksel mekanın bir önemi kalmıyor. Çünkü zaten annen, baban, hayaletler ya da her neyse, komşu teyze, her neyse o biyolojik varlıklarından ziyade buradakilerle mesele oluyor. Ve bu gittiğin her yerde onlar da seninle kalıyor. Yani o iktidari rejimle uğraşıyorsun içinde ya da onların anılarıyla, ya da onların bıraktığı kokularla falan neyse. Biyolojik varlıklarından iş çıkıyor yani. Çünkü onlar bir im oluyor içeride ve onlarla vals başlıyor. Ve hayaletlerle barışık olmak değil, yani o dansa açık olmak gerekiyor bence de. Evet, yani yoksa zaten mümkün değil. Yani o çatlak kapanamaz bir çatlak. Yani asla hiçbir çatlağın olmadığı, dışarıdan hiçbir şeyin girmediği bir şeyden bahsedemeyiz. Sonuçta zaten sen yaratıyorsun onu. Yani şöyle düşün, sokakta bir hamam böceğinden korkmazsın belki gördüğünde ama evin içine de gördüğün anda altına sıçan. Yani sonuçta bu böyle bir şey. Yani çünkü senin benliğine zarar vereceği bir nokta. Ama ne kadar o çatlakları kapatırsan kapat, senin görmediğin yerde gezdiklerini biliyorsun. Ve bir noktada önündeki tek şey bunlarla savaşmak yerine bunlarla bir şekilde dost olmayı ve bir şekilde aynı arıda yaptığın gibi. Yani o arıyı çok kolayca oradan çıkarabilirdin. Ama burada bir şey var ve onu sürdürmem gerekiyor. Demek ki benim de onunla beraber aynı şey ya da onun çarptığı cam aslında benim de çarptığım bir cam demen gerekiyor ki buradan başka bir katman açılsın. O çok iyi bir bakış açısı bence. Yani özellikle de böyle bir sondaj yapmaya çalışan bir adam için yani. Bu salak benimi hemen anladım. Tak. Yani o çok aşikar. Bir de şöyle, ben şimdi içeriğinden biraz kayacak konu ama şeyde çok rahat yakaladım yani. Resmin en zor anı boş anı. Çünkü ayıklayarak başlaman gerekiyor ve seni ayartan bir ses var. O sese doğru köstebek gibi onu bulman lazım. Arıdaki problem şuydu. Karşıda da bir tane büyük bir çam ağacı var. O çamı görüp çamın yanından yanlışlıkla benim odaya kaçıp benim odadan çamı görerek cama çarpa çarpa bir türlü onun yanına varamaması. Resmin en zor anı demek istediğim şey oydu. Çamı yapabilmen için maalesef o yere gelip cama biraz belki sonra oraya kaza bela kurtulsan çam imgesini tam yakalayabiliyorsun. Yani içerideki süzgeçle ya da içerideki biriken pis yağla suyun karışması gerekiyor bir şekilde. Yani karışması dediğim birbirleriyle ilişkide olmaları gerekiyor. Biraz ben konuyu kaydırdım ya. Yok yani çok mesela sık sıvılar. Gökün şey demişti. Yani içerisi mi emin değilim benim takıldığım motif dedi yani geriye dönüp. Daha çok mesela sıvılar olabilir demişti. Yani evet. İlk resmimden şimdiki resmime kadar hep dürten beni şey ne? Sıvılar gibi bir şey demiştin. Temel aslında problem sıvı. Çok bağlantılı görüyorum. Yani bir şehirde lağımın taşması gibi bir anda. Yani sen her şeyi temizlediğini düşünürken alttan bir şeyin olması. Ya da işte evinde bir su borusunun patlamasıyla buradan çıkmaya çalışan bir balgam. Yani bir türlü çıkamayan, şuranda duran bir balgam arasında da çok fazla bir fark olmadığını. Aslında şöyle sıvı derken uçsuz bucaksız alemler değil. Aksine bir hazne içerisindeki mevcut sıvı galiba benim temel problemlerimden biri. O, ki bence bu evle alenen aynı yani. Atıyorum derinlemesine geniş yeşil çanakta tepeleme su bence çok
tehlikeli ve erotik ve yuva hali. İşte gitgide derinleşen şey. Ama deniz falan değil yani benim problemim. Hani okyanuslar, hava falan. Sadece bir kabın içerisi. Ev de öyle bence. Yani tezde şeyden bahsetmiştik ya, orada var. Evin en özerk alanlarından biri olan banyoda, banyoda tam rahimin içindeki sıvı trafiği gibi. İşte gider, lavabo, duş falan. Bütün o sıvı trafiğiyle ölür zaten ev, yuvada yani. Yani yuva demeyelim de ev. Ama bence kim ne tarafından ayartıldığını çok bilmiyor. Zaten bilirse sihri gidiyor. Yani şimdi ben bir kap su falan tabii, tabii. Bir şeyler söylüyorum ama muhtemelen o da değildir. Yani ona çok vakıf da olamayız. Galiba bu süreç şeye benziyor. Kimin kullandığını bilmediğini ve nereye gittiğini bilmediğin bir arabaya binmeye benziyor. Arabayı kullanan da yok ama arabada gidiyor. O ben davete evet demekle ilgili bir şey sanırım. Ben hep böyle denize dalıp kum çıkarmak gibi hissediyorum bu süreci. Yani dalıyorsun, nefesin çok az, mümkün değil orada daimi bir şekilde kalamazsın. Ama bir şey tutmayı başarıyorsun, hı-hı, ama onu yüzeye çıkardığın anda da o elinden gidiyor. Sadece elindeki hisle kalıyorsun, kum hissiyle. Dolayısıyla o kumu tanımlama şansın zaten yok. Yani şunu çıkardım, şuraya dokundum, işte o evet, bu yüzden böyledi. Evet. Zaten Freud'un ya da psikanalistlerin belki de yanlışı buradaydı. Ya da Dali gibi soytarıların yaptığı şey de, belki hatayı da buydu belki. Yani bunu isimlendirmeye, bunun temsilini bulabileceğine ilişkin bir cüret geliştirmiş olmalarıydı. Yani oradaki histen çok bunun karşısına koyabileceği bir şey. Yani ben bilinçaltının resmini yapabilirim. Bunun nasıl işlediğini sana evet, götürebilirim. Ya da işte bir analistin yapmaya çalıştığı gibi psikanalistin. Senin şifrelerini çözebilirim. Bu aslında zor bir mekanizma değil. Hatta bütün ve bu kadar aslında yani benim Freud'la değil de mesela daha sonradan gelen Lacan'la ilgili sorunum mesela daha çok buradan gelir. Freud'da mesela bu kadar büyük bir keskinlik yokken Lacan'da şeyi çok sezerim. Yani bütün dünyadaki insanlar aynı mekanizmayla mı çalışıyorlar? Şimdi böyle bakıyor değil mi psikanalist? İşte evet, oradaki travma, buradaki eğrilme, buradaki bastırma, buradaki bilmem ne. Tamam işte bu kodları da aldın. Sonra da yani yemek yapar gibi bunu yapamazsın. Yani, anladın mı? Çünkü o senin dediğin gibi daldıkça böyle tutup oradan çıkarabileceğin ya da çıkardığın zaman tanımlayabileceğin bir şey değil. Sadece sana bir duyguyla ya da en azından böyle ufak bir aralık sadece yaratabilecek bir şey. Yani bir çatlak açabilecek bir şey. Yoksa onun dışında sana bir şey gösteren bir durum yarattığını olamaz, düşünmüyorum. Eğer öyle ise zaten yanlış mahalledesin demektir. Yani o Dali'nin soytarının yattığı yer de orası. Şimdi deniz ve kum örneğinden gidelim. Eğer izleyici denizin altını bilmiyorsa oradan ne çıkarsan çıkar wow falan dersen zaten yer yani. Ve o sanatçı kurnazlığını çok iyi kullandığı için işte ekmeğini yedi yer oraya mutlaka. Şöyle yani bu mekanın poetikasında onu şöyle açıklıyor ya, doğru. Yani psikanalistlerin Allah'tan benim terapistim çok öyle yaklaşmıyordu da. Yani orada şunu ayırt etmek lazım. Biri tıp, birisi sanat. Tam zaten zıt, kafa kafaya çakışıyorlar. Zaten tam bir trafik kazası yani. Mekanın poetikasında şeyden bahsediyor. Yani çiçeğin açış fışını direkt bir mühendis gibi saya 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 yakalamaya çalışmak çiçeğin gizeminin gübrede aramaya benzer diyor. Halbuki çiçeğin bütün gizi kapalı yapı, yani girilemeyen mahalle kendi tohumunda saklıdır bahsediyor. Ve doğru da bence mesela ben bu konuşmaya gelirken şeyden endişeleniyordum. Bana zarar verecek mi acaba diyor. Çünkü şey düşünce sistemime. Çünkü buradan çıktıktan sonra işte ben yarın yine atölyede devam edeceğim. Orada hiç böyle şeyler olmuyor. Yani hiç her şey çok manuel ve ilkel. Bu konuşmaların zorluğu, yani bence bu bizim konuştuğumuz şeyin zorluğu da
kelime dağarcığını tam barındırmadığı yerlere saldırdığımız için garip garip sesler çıkabiliyor ancak büyüttükçe. Falan çana bir şeyler. Zor yani. Çok zor, tamam. Bir de bütün bu dürtü, yani bütün bu dökülen tozlar falan filan, bunların hepsi sadece şey olarak tanımlanmış. Ya da benim cehaletimden de olabilir. Şeyler. Ha. Bitmek bilmeyen. Ama halbuki ne kadar çeşitlilik var. Sadece ama o şeyde o, yani sondajda toprağın altında kazan bir yapım varsa veya yaşama karşı mızıkçı bir yanım varsa o çeşitlilik ancak o zaman canlanabiliyor. Yoksa bunu zaten merak etmiyorsan şey olarak kalıyor. Yani biri bana şey dediğinde şey var, şey var. Şimdi o şeyi çakabilmen lazım. Ona da orayı aç olman gerekiyor yani. Kendi içindeki pisliğe belki ya da kuytu köşelerine. Ben aldım yürüdüm mü? Nerede başladığını hatırlamıyorum. Bu sürrealistlerin gözle ilgili bir şey var ya, sürekli o göze, görmeye ilişkin böyle bir negatif şeyleri var. O jiletle göz kesmeler. Ama orada haklılar bence. Şimdi aynı mevzu işte Aragon, Le Corbusier'e diyor ki bodrum katlarında şiir okumaya iniyorlar. Şiirlerini sürrealist şairler hiçbir zaman böyle açıkta kamusal alanlarda değil, evlerin bodrum katlarına inerek ışıkları kapatarak mum ışıklarında falan okuyorlar ki o işte şey hayaletler daha çok gelsin. Bilinçaltı yüzeye daha fazla vursun, dil sürçmesi daha çok olsun, kekeleme daha çok gerçekleşsin falan. Aynı şey mesela gözde de, o sürrealist sergileri düşünüyorum mesela işte. Tamamen karanlıkta, yukarıdan böyle kömür kurumları yağıyor, mangal yanıyor, sıcaklık hissediyorsun falan. Gerçekten bu gözü askıya almak meselesi. Yani görmeyi, çünkü bir taraftan da işte görmeden inanmıyorsun, görmeden tanımlayamıyorsun, adı hep görerek koyuyorsun ama gözü bir noktada askıya almak. Bunun için gözünü kapatman gerekmiyor tabii ki, jiletlemen de gerekmiyor. Evet. Ama bir şekilde orada başka türlü bir görmeyi nasıl işleteceğim? Göz bir de beş duyu içerisinde, yani bizdeki hiyerarşi bilgi üzerine kuruluyor. Bilgi. Bilgi gelince her şey dağılıyor. O dediğim tozlara yer kalmıyor ve küçük hava baloncuklarına. Göz de organlar arasında bence bilgiyi temsil eden en temel organ. O yüzden devre dışı kalması çok önemli. Çünkü diğer faktörlere yer bırakmıyor. Çok güçlü yani. Ben geçenlerde bir şey yazıyordum. Sanki ben de yazarmışım. Çok nadir yani. Yani benim en rahat düşünebildiğim an yürürken çok rahat düşünebiliyorum. Şeyden bahsediyor. Eğer Tanrı olsaydım bütün güç de sonsuz. Eğer formsuzsan hemen bir forma bürünür. Bütün evreni yürürdüm falan. Yürürken de sadece iki kulak, iki bacak, bir burun. Yani gözün giremediği diğer bütün virajlara da onlar giriyor. Sesler, kokular, garip esler, garip boşluklar. Yani göz mesela boşluğa yer bırakan bir organ da değil. Tanımlama falan, gümür gümür. Şey, akademi yani şey, vücudun akademisi göz gibi. Ama diğerleri daha arka mahalle çocukları falan gibi. Şey var değil mi? Dokunsal bir şey yaratmaya çalışıyorsun. Mesela mermere takık olduğunu biliyorum. Ya mesela. Evet. Ama şey, mermerin süreci biraz daha uzun. Yani mermer var. Az önce konuşuyorduk ya. Daha gerçi bunu damarlı mermerlerle ilgili. Eğer ben varoluşçuluk bir form olsaydı bence mermer olurdu. Bu çok iddialı bir cümle ama ben zaten kapalı bir tüneldeyim. İstediğim kadar bağırabilirim. Yani. Çünkü damar yapıları da, damar gidişleri de, sertliği de, pürüzsüzlüğü de tam insanın dişleriyle, kelimelerle, yani bilgiyle açığa çıkaramadığı bütün formlar mermerde mevcut. İnanılmaz bir yapısı var ya. Yani. Acımasız, sert, gerçek ve yağmurunu bırakmamış bir
yağmur bulutunun içindeki şimşek dalgaları gibi bütün damarlar. Bütün bütün potansiyeli içinde, hiç açığa çıkmamış yapıda falan. İnanılmaz bir yapısı var bence. Ama böyle anlatınca bütün şeyler yani onun bakılması gerekiyor. Ya da mermerle vakit geçirmek gerekiyor, bilmiyorum. Kumaş da var değil mi herhalde? Daha dokunsal şeyler. Yani kumaşla çok işim yok ya. Yani amacına hizmet ettiği gibi. Ama asıl şey meselelerinden biri değil ya. Yani. Sen bize bir işaret mi verin? Anlamadım. Yani... Ha tamam. Yani... bilemedim. Biz şimdi trafik kazası gibi, o kaza yapan anlamıyor ya sonra. Trafik kazasına takmışım değil mi? Ya bir kitap vardı, o ilginçti ya. Kafa kafaya çarpışan bir kazadan bahsediyor ve orada birbirlerinin içine parçalar da geçiyor falan. Herif sonra o, ya neyse arkadaş muhabbetini öldü. Herif o şeye çok takıyor, kazana durmadan oraya gidiyor ve birbirlerinin içinden bir şey, birbirlerine bir şey geçtiğini düşünüyor falan. Şeyin vardır ya, onu Cronenberg'in crash çarpışması. Bilmiyorum. İşte bu kazayı cinsel bir dürtü gibi yaşayan. O kitap mıydı acaba? Yani belki Cronenberg filme o kitaptan çekmiştir, bilmiyorum. Yani. Kitap uyarlamasıydı. İşte kadının ruju fırlıyor camdan adamlar o falan filan. Ama ruj tabii çok şey bir imge. Bize gelmez. Ruju seks falan. Ruj çok şey. Ya bu arada sen bilsin ha, böyle şeyde de devam edebiliriz. Evet. Katılım. Dülte. Tabii. Resimden hiç bahsetmediniz. Bahsetmeyelim. Onu bahsetmeyelim dedik. O böyle işte bir şey olarak kalsın. Ya az önce mermeri anlatışıma baksana. Yani bunu anlatmaktan bahsetmiyorum da nasıl böyle düştü yani? Ha. Aramıza katılıyor. Ha, onu Umut anlat. Gökhan'ın atölyedeydik, kesinlikle bir imge göstermeyelim dedik çünkü tam dediği gibi. Yani bence bunun anlatımında bir imgenin yeri yok, bunu sabitlemeye gerek yok. Yani bu tamamen bir duygu aslında ve buradan çıktıktan sonra bence her insanın işte bu iç dış, işte kuytu, açıklık, derinlik, işte dışarıda sokakta gezip anonimleşmek mi yoksa sadece bana ait olan bir anının geri gelmesi ve o ana sarılmak, o sürekli o hayaletle tekrar tekrar yaşamak mı? Tanımsız bir şey bence. Yani bir imgeye ihtiyacı olmayan bir şey. Herkesin de çok bireysel üretebileceği bir şey. Ama Gökhan'ın arkasında duruyordu bu resim atölyede. Ve tahtıravalliye çok iyi uyduğunu düşündüm. Yani duygusunu. Ve bunu asalım dedim ama bunun üzerine bir şey konuşmuyorum dedim. Ama burada çok acayip bir tahtıravalli duygusu var. Yani, yani kadın erkek olmasının dışında işte masanın oradaki pozisyondan bir taraftan çok simetrik bir kompozisyonmuş gibi ama bir taraftan da çok farklı bir dengenin çalışması varmış gibi. Yani figürlerin büyüklüğü açısından söylüyorum, baskınlığı ya da büyüklüğü. Olay mesela sanki bitmiş gibi ama bir taraftan da böyle bir şeye mi başlıyorlar gibi filan, böyle çok garip bir duygusu geldi. O yüzden de dedik ki bunun duygusu güzel yani. Bunu yani assak bu nasıl olur? Bir şey assak falan muhabbet olur. Sonra bir 10 dakika sonra Umut, bunu asalım falan. Olur. Yani... Bu masa işi de mesela şey geliyor bana. Yani bu sehpalar... Benim evde de çok takıldığım bir şeydir. Yani bu sehpa tam az... Yani hiçbir şey öyle değildir. Mesela yemek masanın üzerine bakarsın. Hep böyle pırıl pırıl durur. Mutfağın her zaman öyledir. Sehpa sürekli böyle takım yıldızı gibi. Orada böyle nesnelerin böyle girdabı, tamam mı? Bir bakarsın işte ojeler, mojeler, kitaplar, mimlem neler. Ertesi günü bakarsın... Çok acayip böyle an resimleri. Sürekli çakan böyle. Sehpa gerçekten böyle bir şey. Yani
O anlamda bence masadan, işte diğer bütün mekanlardan, şeylerden, yani bir taraftan temizlediğimiz ama bir taraftan da çok fazla temizlemediğimiz, orada o yan yanılıklarını, gerilimlerini sevdiğimiz böyle bir şeyi var. Bir de yani masa veya işte sehpa evin kağıdı gibi. Yani boş kanvas gibi düşün. Direkt evin kağıdı yani. Evet, o anlamda tabii da bence. Onun ortasına böyle örtülü döndürüp sarsına bir şey koymazsan. Çok şey yani, inanılmaz bir alan aslında. Çok basit. Zaten şeyi orada bence, gücü orada. Çok basit, önemsiz gibi gelse de. Gerçi bunun iki dal çekmece de var. Efendim. İşte bu böylelikle aramıza karışmış oldu. Evet evet, çok güzel ya. Bir de müze cam olunca tabii iyice çıkmış yani. Çünkü o çok hassastı Gökhan o konuda. Ya abi böyle asmayalım ya. Yani müze cam. Küçük dramları ya. Müze cam. Ya işte neyse. Peki resimle heykel arasında bir şey yapsan. Yani bütün bu içeri meselesi ve yani çok fazla şeyi de görmüyoruz değil mi? Yani sürrealistlerde böyle resim geleneği çok fazla ama mesela heykel teması nasıl olacak yani bu iş? Heykel zor mu? Yani bu içeriye yolculukta, bu sondajda zor bir şey mi? Şöyle yani ne görüyoruz? Yaratık dediğin yaratıkımsı şeyler şöyle, görüyoruz. Çatalla kazmaya başlarsan çatalla devam edersin. Kaşıkla kazmaya başlarsan kaşıkla devam edersin. Ara ara tabii ki esler olabilir ama ana senfonisini yönettiğin bir iklim oluyor ve o iklimin başında olmak istersin. Benim hiç bir heykel falan, yani bir heykel yapayım diye heykele oturursam o heykeli atarım yani. Çünkü orada hiç puşça bir şeyler başlamıştır falan. Ama heykelin çıkması lazım. O zaman tamam. Yani bu disiplinler arası şey gömüyor gibi değil. Benim şu an gündemde olan bir şey değil. Ama gündeme gelirse o zaman ciddi bir şekilde gündeme alırım. Ama hiç öyle bir şeyim olmadı. Yani mesela ben yani gerçek mermeri gördüğümde o kadar şey olmuyorum. Ayartılmıyorum mesela. Ama mermer resmini yaparken daha başka bir süreç başlıyor diyorum. Çünkü mermer üç boyutlu bir form sonuçta. Ama onu demek istiyorum. İşte komşu teyze, işte anne baba, kafalardaki asıl kukla, yani şey kukla demeyelim de onların düşünceleri mermer şeyinde de öyle. Mermerin kendisinden ziyade mermerin fikri mermerden daha güçlü oluyor. Ve onunla iş yapıyorsun yani. O yüzden hiç öyle bir şey düşünmedim. Ama bazen şeyi düşünüyorum. Ama saçma sapan bir tuvalette falan. Şey yani kapalı sahneler hep kuruyorum ya. Maketler kursam mı acaba falan diyorum bazen. İki ya da üç cephesi kapalı. Ama o da böyle biraz arttı. Efendim, bir maketçilik de bambaşka bir disiplin. Aslında sunumdan önce işte Özgür'le konuştuk. Bu dollhouse'lar, oyuncak evler. Tam aslında 19. yüzyılda o iç mekan fikrinin değiştiği zaman ortaya çıkmış ve popülerleşmiş bir şey. Yine mesela senin tezde de çok şey yaptın. Hollanda ekolü, Vermeer'ler falan. Onların aslında keşfi de 19. yüzyılda. 17. yüzyılda çok fazla mesela bir ilgi yok. Ama 19. yüzyılda o iç fikriyle beraber, resimde o iç işte öznelliğin temsiliyle beraber bir anda o gelenek acayip patlıyor mesela. Evet. O zaman ben başka bir yere yerden bahsedeyim. Bence bunun da bir limiti olduğunu düşünüyorum ben. Bu limitten sonrasını merak ediyorum. Neyin limiti? Yani iç mekanın kendisini çizmek mi? Yok. Yani işte çocukluk veya dönemler, evimiz ya da işte evimiz derken ne demek istediğimi anlıyorsun. Bunların da bir limiti derken bir yerde bitecek gibi değil. Yani Truman Show'daki gibi şeye çakılacağız anlamına değil. Bunların evliliğinden bir çocuk doğacağına inanıyorum. Ve bu çocuğun ne olduğunu daha bilmiyorum.
Asıl oynadığım fitler oralar. Yani sakallı oraya... bebek falan olmuş. Sakallı bir bebek. Hayır. Öyle değil. Favori bir bebek. Öyle değil. Yani bunun isminin ne olduğunu bilmiyorum. Zaten gücünün de orada olduğunu düşünüyorum. Avantgard sinirlerinin orada olduğunu düşünüyorum. Bütün bu çarpışmaların da yani tanımlayabildiğimiz şeylerin de ötesinde bir bunların bir evladını bulacağını düşünüyorum. Konu yani konu değil de başka bir yere geleceğini düşünüyorum. Asıl bunlar da bir boğum ve bu boğum ve bu virajlardan sonra ki zaten bu yüzden kazmaya devam ediyorsun gibi geliyor. Başka bir şey açılacağına ya da seziyorum ya da inanıyorum ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Zaten bilemeyiz. Ya ben de işte bu tam tersine giderek bu mevzudan uzaklaştığımızı düşünüyorum. Aslında gündeme getirmekle ilgili... Hayır, orada asimetrik bir görüntü var. Ben kitlesel olarak mı söylüyorum? Evet, kitlesel olarak söylüyorum. O alenence. Bu arada şöyle bir puşluğu da çözdüler. Yani şey de çok arttı. Ev içi uyuşturucu da çok arttı yani. İşte Netflix'ler, YouTube, ben de öyle. Yani bütün hepsinin üstünde bir şey. İşte mesela halının altına süpürme vardı ya şu an. Halı flex'te oluyor yani her yani zaten hani okey. O yüzden bu pis şeye açılmak çok güç oluyor gitgide kitlesel olarak. Ona katılıyorum. Yani işte o cam ev dediğim şey aslında şu an story. Değil mi? Kendini teşhir ettiğin sürekli her anda ve işte bak ama işte orada bir kapanma duygusu yok. Hep açma, hep gösterme. Gösterdiğin kadar görebilme sanki şeyi alıyormuşsun gibi. Yani ne kadar çok kendimi teşhir edersem o kadar fazla hayata bakabiliyorum gibi bir lensle dünyaya bakmak. Evet yani. Ama yemez. Yani uzun sürede patlar o iş. Çünkü hala biyolojik mikroplarız yani. Bütün bu varyasyonlar bunu kesmez. Çünkü içeride bir ur birikiyor. Ve bu ur devrim olacak falan demiyorum. Ama bunlar mutlaka farklı esrarla çıkarlar dışarıya. Öyle veya böyle. Bir de bu gösteri dediğimiz şey. Yani o cam evin arkasından bakılan bir gösteri de olabilir. İşte mesela şey ne kadar naif kalıyor değil mi? Debor'un gösteri toplumu dediği şey. Orada böyle üç boyutlu gözlüklerle işte bir görüntü kapak işte oydu. Şimdi öyle bir şey var ki gösteri toplumu değil, bir topluluksuz bile devam edebilen gösteriler var. Yani bir izleyiciye bile ihtiyacı yok. Çağdaş sanat müzelerinde loop halindeki videoları düşün. Hiç kimsenin izlemesi bile gerekmiyor yani. Kendi kendine gösteri artık kendi kendine yaşayabilen noktaya geldi yani. Hiçbir izleyicinin olmadığı bir. Olacak şöyle tanımlıyor onları. Kitle, kamu, kitle, yığın. Şu an yığının dönemi diyor ve yığın yerin altında yaşar diyor. Yığın artı ve eksiyle besleniyorsa veya bir veya sıfırla bir ve sıfır aynı anda içine kusar. Yeniden yer bir daha kusar. Hepsi birbirini doğrular, olumlar ve yanlışlar. Yani yalanlar diyor. Ve inanılmaz bir enerji birikiyor içinde diyor ve işte senin dediğin gibi artık birinin izlemesine bile gerek kalmadan yığın kendi içinde durmadan birbirine kusa kusa hem ciddi bir enerji çıkıyor açığa ama enerji aynı anda kendi şeyini de yutmaya başlıyor falan gibi geliyor bana bilmiyorum. Ama yani bu bence ben bu kadar böyle şey yürüyeceğini sanmıyorum. Çünkü hala dediğim gibi çok daha maymunsalız yani bu iş bu kadar böyle devam etmez. Böyle olacak falan. Ben onlara çok kulak asmıyorum da ama genel olarak kitlenin kullandığı araba iyi yere gitmiyor. Ya iyi yer dediğimde ne bilmiyorum da ben iyi doğru takılmam ama yani senin benim mahallemden ayrılıyor. Şöyle hissediyorum. Ben narsizmi denilen şey giderek artıyor. Yani toplumu umursamayan sadece kendini bir şekilde yüceltmeye çalışan bir özne pozisyonu görüyoruz. Spor salonunda sürekli kas yapan adamdan tut işte ne kadar iyi bir yaşam yaşadığını ama işte mesela hamam böceği nereden çıkacak? Bu sistemin içinde nereden çıkacak mesela?
pörtleyecek diyorsun ya, buna ilişkin mutlaka pörtleyecektir diyorsun. Yani bir yerde kırılacaktır diyorsun mesela. Onu dağıtacak olan şey nedir mesela? Ha, öyle bir şey olmayacak. Ben o açıdan... Çünkü daha toplumsal ölçekte söyleyeyim. Metin Yurdanur'a, şimdi şuradan geçerken o aklıma geldi. Tam gar patlaması olduktan bir hafta sonra Metin Yurdanur bizim başkente sunuma gelmişti. İşte şey dedi, ertesi günü gidip Nasrettin Hoca heykelinin gözüne bir damla yapmak istedim dedi. Gözyaşı yapmak istedim dedi. O heykele böyle bir tane izin vermediler dedi. Şimdi bir de öyle bir sistem var ki hiçbir işte yani beyaz duvar gibi, bir beyaz duvarlı bir evde yaşamak gibi hiçbir şeyin birikmesine izin vermiyor. Tamam mı? Hiçbir katman. Yani sen bir şey işte Gezi'den hiçbir izin sonuçta Tunalı'da kalmaması gibi düşün. Ya da işte Kızılay'daki patlamanın hemen tamir edilmesi gibi düşün. Yani müthiş bir şey sistemi de var. Bir taraftan toplayıcı sistemi de var. Yani İşte o durum, çünkü şeyi nereye sondaj yapacağım? Bir derinliğe ulaşamıyorsun ki, bir katmanlaşma yaşayamıyorsun ki, sadece yüzeyde görme şu an yaptığın şey. Şimdi katmanı olmadığı bir yerde dibe derini yok ki. Derunu da yok yani. Ama şöyle, zaten yoktu ki. Yani şu an zaten yoktu ki mi fotoğrafını görüyoruz bu arada storylerde yani. Aslında öyle bir durum var. Şey gibi, şimdi her yerde kürbanlar var, muhabbeti var ya, zaten böyleydi. Tabii. Görünürlüğü onun gibi. Görünürlüğü artmasıyla bir şey yani. O yüzden yani o açıdan ben çok da yani bir şeye şaşırmıyorum. Ama ben şey olarak diyorum. Hadi devrim falan gibi bir şey değil. Yani 1920'de bir insanın jiletle gözünü kesmesi kadar provokatif bir imgeden bahsediyorum. Yani herkesin bakışını geri çekeceği ve irkileceği ve iğrenç bulacağı. Şimdi iğrenci de özellikle seçiyorum. Bunu bir kavram olarak. Bence en önemli kavramlarından bir tanesi bu sondajın. Çünkü ilk güdü aslında. İlk güdü. Yani senin kim olduğun aslında neden iğrendiğinle ilgili bir şey. Çünkü iğrenme demek bir şeyi dışarıda bırakma. Onun içeriye girmesine izin vermemekle ilgili bir şey var. Dolayısıyla seni aslında sen yapan şey, iğreniyorum öyleyse varım gibi bir şey yani. Neden iğrendiğin seni belirliyor yani. Sen gidip şu seyyar satıcının gözünün içine bakamıyorsan kendi siyasal alanını oradan çekiyorsun demektir. O senin için korkutucu bir şeyse, onun dağıtacaksa senin sistemini. Ya da işte evdeki aman böceği gibi düşün. Ya da işte bir kelebeğin evin içine görme. Bu tamamen özel. Şimdi o, nereden iğreneceğiz? Yani sanatçı yaşadığın çağda o kadar net bir provokatif imge üretebiliyor mu senin iğrenebileceğin kadar, yoksa artık iğreneceğim yani işte o gösteri toplumu, bütün imgelere artık vakıf olmamız, hiçbir şeye şaşırmamamız ve hiçbir imgenin seni iğrendirmeyeceği, yani burada iğrenmeyi illa iğrenç bir imge üretmek anlamında sormuyorum, senin sistemini dağıtabilecek kadar kuvvetli çekiç gibi bir imge yaratmaktan bahsediyorum. O zaman daha kötü haberlerle geleyim. Şöyle öngörüyorum ben. Planlanmış iğrençlik gelecek gibi bedelen ve bu iğrençten daha iğrenç bir şey. Yani yapay meyveler gibi, yemek masası üstünde duran, plastik üzüm gibi bir şey. Ve o güdü o açını o halledecek bence ve sonra devam edecek. Ben öyle gideceğini düşünüyorum ve yani nereye gitti ben bilmiyorum. Çünkü şimdi bütün bunlar yetmez. Şimdi NFT var. Veya yapay yazılımla sanata gitti. Yani o bambaşka bir şeyin tam topun ağzındayız gibi de hissediyorum. O yüzden az önce mesela dedim ya, onun ismini bilmiyorum, o çocuğu göremeyiz falan. Bunu da öngöremem. Yani ben bir şey göremem. Öngörülecek bir şey değil tabii ama. Neyse yani evet. Zaten şu, yani anladım demek istediğini ama. Şöyle bir şey var. Yani gözlerini göz kesti. Bu iğrençlik zaten sanat tarihinin başından beri bir kere o Rockstar ilan edildi. O da sürrealistin döneminde. Sonra yine zaten eski mahallesine geri gönderildi yani. Çünkü o dönem o tüketiliyordu ve hemen o Elvis Presley'den sonra geri indiler falan. Yani aşağı yukarı bence derinlik meselesi hep aynıydı. Yani aşağı yukarı değil, hep öyleydi. Şimdi ki bence yani bence musallat olacak yeni bela hep
bu dediğin şey aynıyken şimdi başka bir imaj daha da ver neyse. Atıyorum dediğin bu diyelim, tamam mı? Bu mevcut olarak böyle diyelim. Şu buraya aynı, buraya aynı koyarsan burada bir halüsinasyon yaşarsın. Sanki çok katmanmış. Bence yeni gelecek bela bu. Bu imaj veya akışkan şey neyse onun ne olduğunu bilmiyorum ama bence yeni iğrenç, yani planlı iğrenç dediğim şey bu olacak. Ya, böyle devam edecek gibi geliyor. Şeyi de sorayım. Mesela iki şey çok merak ediyorum. Yani bu sürrealizm meselesine takılıyorum. Bununla çok ilgilenmediğini de biliyorum. Hı-hı. Yani kendini oraya konumlamak falan gibi bir şeyin de yok, hı-hı, zaten ama benim son dönemde bu sürrealizm ve mimarlık diye böyle bir seri bir şey yapıldı. Çünkü hep edebiyat ve resimle anılan bir şey bir anda böyle, hı-hı, mimarlıkla da etkileşmeye, hı-hı, başladı. Biz de oradan o kanala girdik falan ve ben gerçekten bunun üzerine çok kafa patlatıyorum. Yani çok kısa sürmüş, çok etkili olamamış bir anlamda ve sonradan mesela işte Dada, Neo Dada, işte avantgarde Neo 60'lardan sonra yeniden böyle canlanan bir sürü, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hatta çok daha kuvvetli canlanan bir sürü akımdan bahsederken bu böyle iki savaş arasında böyle sıkışmış bir oyun gibi kalıyor. Ama şimdi bir, bu adamlar aynı değil. Yani bu adamların içinde bir çeşitlilik var. İşte bizde mesela işte bir otomatik yazıcılar var. Otomatik rejim. Yani sürekli böyle çizerek bilinçaltını. Şimdi bu tarafı es geçiyorum. O da bana çok mesela şey gelmiyor. Yani evet, o böyle bir hipnoz seansı gibi, hı-hı, ki aslında tam o hipnoz seansları da 19. yüzyılın en favori eğlencelerinden biri. Müthiş yani. Millet böyle Weimar'da, Berlin'de falan böyle akın akın hipnoz seansları, evet, seyretmeye başlıyor. Çok enteresan mesela, değil mi? Bu böyle acayip büyük bir şova dönüşmüş durumda yani. Şimdi otomatik yazı bunu yapamaz. Yani okey. Yani çok çizmek, artık bilincin askıya alındığı bir anda bir çizim yapmak sana oradan başka bir sureti gösterir mi emin değilim. O Sam senin dediğin gibi çok bilinçli bir dalma ben eylemini gerektiriyor. Yani bu tahammül ederek sabırla ayık yürünen bir yol gibi geliyor. Aynen öyle. Yani bir kere orada sürrealistleri ikiye ayırıyor. İkinci çok merak ettiğim şey, düşünsene ya bunlar böyle avantgardlarla bir noktaya kadar dadacılarla beraber takılırlarken, çok sıkı fıkı dostlarken, büyük bir tek cemaatin parçasındayken biz ayrılmak istiyoruz arkadaşlar. Ama abi Breton'u geçeceğiz çünkü Breton Tayyip gibi bir şey demiş. Sürrealizm budur. Evet budur da ya, Dada'da sempati duymadığı şeyi bulursak. Yani birçok açıdan çok benziyor. Bir kere yani şimdi otomatik yazıyı eleştirdiğin anda ya da otomatik resmi eleştirdiğin anda Dada ile nereden ayrıldığını çok buluyorsun. Hı. Yani benim kazayla işte bu kadar böyle tesadüfi ortaya çıkan anlık şeylerle çok fazla bir işim yok aslında. Hı. Burada çünkü derinlerde yatan bir ceset var. Benim hep orada yatıyor zaten. Hı. Ben ona gitmek istiyorum. Yani bu böyle tesadüfen çıkmış bir şeydi. Bir zar atımı değil yani. Hı. Yani bu bilakis yani bayağı bir kavga. Çok uzun süre. Şimdi buradan mesela Dada'yla nereden çatalın oluştuğunu anlayabiliyorum ama bu kadar büyük bir kopuşun, yani bu kadar şansı, kazayı, işte o torbaya çakılan kelimelerden, şiirler yazmaktan karşısına nasıl durdu? Ayrıldıktan sonra neyi üretebildi? Yani, hayır, sürrealizmler. Daha da aynı yoldan gitti, bir şey üretmiyor. Yani orada çok büyük bir kırılma olmadı. Şöyle de bakabiliriz, yani Dada, İkinci Dünya Savaşı'yla çok ilintili giden bir yapı. Sürrealistler o kadar İkinci Dünya Savaşı şeyle gitmiyorlar. Ve ayrıldıktan sonra bence asıl sürrealizm başlıyor. Çünkü sürrealizm bir bayrak altında toplanmış, atıyorum 10 ressam gibi giderken sonra fraksiyon gibi bahsedelim. Sonra dağılma başlıyor. Yani benim favorim canım benim Magritte ayrılan ekimde. Ha, bunda da hiç evet. Bunu da sen konuştum. Mesela, aynen. Ben Magritte senin ne bulduğunu hiç anlamadım. Şöyle diyeyim. Yani Magritte sürrealizmdir ya. Çünkü Magritte 30'a tek düşüren ressamlardan biri. Yani tek demeyeyim de çok büyük konuşmuyorum ama Magritte 30'a düşmeyenlerden biri. Çünkü Magritte hangi tuzağa düşmüş?
Evet, onu söyleyecektim. Çünkü sürrealizm bütün dünyanın ve izleyicilerin bilmediği, sanatçıların bildiği arka mahalledeki çakallığı en çok yararlananlardı sürrealist alıyor. Burada işte doğaüstü, ayartıldım falan. Öyle değil. Margaret İngilizler'de mesela yani çok şu an çok kiş geliyor ama o fite gelmek çok zor. İki beyaz örtüsü olan öpüşen bir çift var. Şimdi at bilmem ama Margaret 9 yaşındayken falan annesi işte evli intihar ediyor ve o çıkarılırken o beyaz örtü komplonun suratını kapatıyor. Öyle görüyor annesi ilk nereden çıkartıyor. Şimdi burada yani yaratmak Mahmut abi de konuştuk ya, yani yaratmak hastalıklı bir yapı. Tatmin olmayan belli karşılığı alamamış duygular sonra yapay bir biçimde sen o duygunun peşinde bir şey protez bacak takmak gibi. Tek bacaksız doğup onun yerine protez takmak gibi. Çünkü burada duygularda bir yarılma oluyor ve Margaret bu yarılan duygular biçimine inebilen nadir ressamlardan biri. Yani düşmediği tuzak dediğim oydu. Aksine o resim için kesinlikle katılıyorum. Bütün şimdi ama bu bir bakma biçimidir. O bakma biçimini gözüne yerleştirmiş nadir ressamlardan biri. Yani şeyleri konuştuk ya. Şeyleri yani onu karikatürleştirdikleri yere geçerseniz Margaret'in ciddi bir şurada hesaplaşma görürsün. Yani yüzü göstermemek mi? Tamam. Yani diğer resimlerini düşün. O tamam. Yani o resmi istisnai bir kenara ben de koyarım. Ama diğer resimlerini düşün. Yani bir türlü portresine vakıf olamamak. Onu bir şekilde yüzünü görememek. Hep saklıyor olması onu mu? Yani yüzü göstermemek mi? Yoksa yüzün kendinden kaçtığı anları resmetmeye çalışmak mı? Ama yani... Şimdi Bacon'dan bahsediyorum. Yani şimdi ikisini yan yana koyayım. İkisi de yüz ressamı. Hı hı. Şimdi Deleuze diyor ki işte Bacon yüzlerin değil kafaların ressamıdır. Kafanın yüzün arkasından, hayvanın insanın arkasından yüzeye çıkışı. Yani. Kellelerin ressamı. Yani orada artık bir yüzden bahsedemezsin. Yüzün kendinden kaçtığı bir andır işte o. Tam alttan gelen işte o sıvının belki yukarı çıktığı, kanalizasyonun taştığı anın resmini yapmaya. Süper bir yere geldik. Bu yüzü kapatmak değil. Bambaşka bir yerden bakıyor. Yani orada yüzü göstermemek, onun üzerine bir elma koymak, onun üzerine bir şey koymak yine kaçak dövüş. Ben tam o kadar katılmıyorum ki. O zaman iyi tatlıralı okuma başladım. Ben de şöyle karşı çıkayım. Tam da onların kellesini alacak bir Frida vardır, iki Margaret vardır. Şimdi Frida yani Berger der ki, Bacon'ın ciddi kelle avcısıdır ve yani bayılırım Bacon. Ama mesele o değil. Ama Berger şöyle bir nokta yakalıyor ve doğru. Bacon'ın işlerindeki acı seyirliktir. Frida da kan gelir yani. Çünkü Frida'nın acısı gerçek acı. Yani gerçek acı der ki o bir sahte değil. Tamam. Bacon'ın kimliğiyle düşünülüyor. Evet. Bacon... Şimdi Margaret'in ben başka bir resmini söyleyeyim o zaman. Margaret'in bir tane kadın portresi vardı. Bu sefer gözleri böyledir. Suratı o kadar fazla göstermiştir. İşte tam kaçak güreşmeye budur. Zaten Margaret'in düşmediği tuzak dediğim oldu. Bir yere plajı kurup o imgeyi ömür boyu yemedi. Oradan ayrılmak çok zor bu arada. Yani değil mi? Margaret oluyorsun yani. O plajları terk etmek çok zor oluyor. Ve onun orada istasyon yapmamış bir ressamdır ve ressamlığı sonra eleştirilse dahi. Ama zaten mesele buna gidebilmektir yani. Şimdi şu anlaşılmasın dediğimde. Bacon oraya kamp kurmuştur ve bütün o değil. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Ama diğerde bir noktada kaygılar daha estetize bir yere giderken Bacon'da bence Frida veya Margaret'te o üçüncü planda bırakılıp daha da içeriye hala taşlamaya devam etme hali bence Margaret'te var. Tam tersine. Şimdi bir taraftan da Bacon'a niye lafı getirmeye çalışıyorum? Triptik'ten.
Çok merak ediyorum çünkü bunu yani. Gökhan'la işte Crossroads'ta karşılaşmıştık. Nev'deki sergi bitmişti. Yeni, artık o dosya kapanmıştı. Yeni triptik yapıyorum. Triptikle ilgili bir şey keşfettim dedi. Yani şimdi triptik yapmak çok, bir kere o da ender bir durum. Şimdi bir tuvalin içini konuştuk. O tuvalin içinde bir iç mekana bakmak, içeriye bakmak. Sonra da o iç mekanda bir içeriliğe bakmak. Tamam, böyle sürekli içe katlanan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi 3 tane tuvalde bu içerilik durumu nasıl yakalanıyor? Yani çözdüm dediğin şeyin mesela. Ha, acayip merak ediyorum. Çözdüm diye mi? Tabii. Yani bir keşif anlık da olsa. Şöyle başka bir şey, yani yakaladım dediğim şey şuydu. Eğer bu sonsuz kombinasyonu barındırıyorsa 3 ayrı farklı sahne ama aynı mahallenin çocukları ama aynı zamanda birbirine düşman ama aynı zamanda birbirine dost veya her neyse, 3 farklı kombinasyon, 3 sonsuz kombinasyon doğru ve yani aynı anda 3 pencereden bir eve bakmak gibi. Evet. Çünkü yani buna baktığında tek bir duygu çalışmaz. Aslında katman katman, mermer damarları gibi belki. O üçlü yapıyı yakalamaya uğraşıyorum ve şimdi öyle işler yapıyorum. Ama bu, yani kendi adıma konuşayım, bu çok zor. Şey gibi değil, Umut'u bir sağdan resmediğim, bir soldan öyle bir şey değil. Şimdi burada akrabalığı bir arada tutabilmek için soy isimlerini ver, yani monokrom gitmen gerekiyor. Mavi. Çünkü peyzaj, figür, atıyorum makas. Yani dağılmamaları gerekiyor hepsi. Makası anlatalım ya. Makas komik. Yok tamam, sonra anlatalım. Finalde. yani şuraya gittiğine inanıyorum. Mesela Can'la da konuşmuştuk onu. Bir sinema sahnesi gibi değil. Maalesef gözün şöyle bir problemi oluyor. Eseri okurken yazıdan dolayı hep soldan okumaya başlıyor ve işte sen giriş, gelişme, sonuç falan gibi. Halbuki benim yaptığım bombardıman üçü aynı anda binsin istiyorum ve izleyici kurşunu nereden yediğini anlamadan iş bitsin hemen. Yani hemen bitsin. Zaten sonrası anlamlandırmaya giriyor falan. Orası benim alanım değil. Bu yani dediğim hani şeylerden bahsediyorduk ya, bu şeylerin de ve onların da bağırsaklarını açayım ve nesneler arasındaki trafik kombinasyonunu artık öyle kurmaya başladım. Bu yani sinemayla resim arasında daha önce bombalanmamış bir yer olduğuna dair burnum koku alıyor. Ama bu götünde de patlayabilir veya olabilir. Ama bu işte maalesef yürümeden bilemem. Ve bu da böyle şey olmuyor. Şimdi bir de şöyle yapayım falan gibi bayağı iğrenç düşüncelerle ve sızılarla dolu bir yol oluyor. Çünkü referans alacağın nokta yok. Yani referans alacağın nokta yok derken resim de işte mesela desen öğreneceksen ustalara bakarsın. Ya da renk ya da neyse. Bu daha önce bombalanmamış alanın zorluğu bence burada yatıyor. Şöyle olabilir, fotoğrafçılarla veya sinemacılarla buna yakın mahallelerle bir şeyler konuşabilirsin. Ama asıl seni ayartan yerin örneğini ben görmedim. Yani belki de benim cehaletimdir. Bence sinemacılar şöyle bir şey, yani sinemacılarla ressamlar şu anlamda buluşamaz. Bence buluşamazlar bu arada. Söylediğin şeyde. Şimdi Tarkovski dedim mesela. Tarkovski sinemayı resme yaklaştırmaya çalışıyor. Durağan bir imge. Mühürlenmiş bir an. Ve onu ne kadar uzatırsa ne zaman hareket edecek bu? Ne zaman hareket edecek bu? Çünkü bir sinema filmine baktığını biliyorsun. Yani bir resme bakmadığını biliyorsun. Ve onun sürekli aslında hareket ne zaman değişeceğini o kadrajın. Böyle bir gerilim yaşıyorsun. Orada mühürlediği zaman o. Aynı zamanda işte yine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte yeni dalgacılara bak. Onlar da sürekli patlatıyorlar. Arka arkaya böyle Agnes Varda'lar, işte Godard'lar, Modard'lar hepsi arka arkaya patlatıyorlar. Ama burada onlar ressamlardan farklı olarak boşluğa değer veriyorlar.
imgeler arasındaki boşluğa, intervallere değer veriyorlar. Hiçbir zaman aslında bu imge ve bu imgeye bakmıyor. Onun bir önemi olduğunu bile düşünmüyorum onlar açısından. Bunları, bu iki imgeyi yan yana getiren boşlukla, seyircinin o boşluğu nasıl doldurduğuyla. Halbuki bir ressam için o boşluk öyle çalışmaz. Yani orada çünkü hala o iki şey çok önemlidir. Evet. Ve oradaki boşluk aslında sinemacıların anladığı gibi bir boşluk olmayacaktır. Çünkü sen orada bir montaj yapmıyorsun. Evet, yani bu, ben bu işe devam ederken önündeki en büyük tehlikenin bu olduğunu anladım hemen. Yani arda arda bir şey gösterme gibi bir şey değil. Üçünü üst üste bindirme gibi de değil. İşte başka bir zaten, başka bir mühimmat yapıyorsun yani. O bir silahtı, o bir silahtı. Şimdi başka bir silahla uğraşıyorsun. Ama daha çok taze... Ya beni triptikte heyecanlandıran şey, en başa dönersek. Şimdi hem makroskopik üç imgeyi aynı anda görebilecek bir lense sahip olman ama aynı zamanda da her birine tek tek bakabileceğin ve bunları hep aynı yani aynı anda bakarken hem uzaklaşıp hem yakınlaşabileceğin bir şeyle bakabilmek. Tabii. Lens. Süper. Ben de o zaman en başa geri döneyim. Yani biraz terapi sürecimden de biliyorum. Ben niye üçlü kombinasyona üçlü kombinasyona geçtim. Ben üçlü kombinasyondan geliyorum. Annem, babam, ben. Hmm. Ben tek çocuğum. Ben bu yapıyı bilirim. Ve bazen doktora soruyorum. İşte bu renk tercihleri veya renk seçimi falan. Ki onun alanı değil. O da çok bilemez ama fikir yürütebiliriz. Ya ben bir sigara yaksam bana küfür eder misiniz ya? Çıldıracağım çünkü ya. İçmiyorum. Tamam. Ha, içeyim mi? Teşekkür ederim. Tamam. Yani rahatsız olmazsa içmeye dedim. Her neyse. İçmeye dedim ya. Renk şeylerini konuşuyorduk. Ve benim gördüğüm resimde ne yaparsan ya, bütün resmi gördüğünü aktarmanın eğitimini verebiliyorsun ve gerçekten resim yapılabiliyor. Ama renk tercihlerine eğitemiyorsun. Bu daha bağırsağından gelen bir olay. Hani ara doktorla şunu konuşuyordum. İşte eve geri döndüm. İşte bizimkiler çok küslük falan daha yani yuva atmosferi olmamıştı. Yani. Anneme babamın iyi yönlerini satardım, babama da annemin iyi yönlerini satardım. Yani sıcak renk ne ister, soğuk renk ne ister. Muhtemelen renk kombinasyonu yapsa orada geçmiş olabilir diye bir şey yürütmüştük doktor. Şimdi üçlü kombinasyon yani triptiklerde de o yapıdan. Şimdi mesela o yapıyı yeni çaktım. Aa, ben bu yapıdan geliyorum zaten. O yüzden biraz da bombaladığım yer de orası. Yani hem tanıdık mahallem hem de yeni keşfediyorum. Ama yani tam neyi sorduğunu anlamadım. Yani, sormadın hiç. Yani çünkü dediğim gibi şey hem yeni olduğu için hem de tam bilmiyorum. Yani bir ressamın triptik yapma kararı bana enteresan geliyor. İşte ben onu yani tek pencereden tamam, evrene bakarken bunu üçlemeye bakıyorum. Sonra bütün işin algoritmasının değişmesi ve bununla nasıl mücadele edebileceği. Yani tek tek yapmıyorsun. Üçünü aynı anda yapıyor olman ama lazım. Ama o çok seksi bence. Çünkü bir yapı yapıyorsun, o bitiyor. Bir yapı yapıyorsun, o bitiyor. Bir yapı yapıyorsun, bitiyor. Atıyorum 150 resim yaptım. Bir yerde şimşek çaktıktan sonra üçlü yapı. Yani onun altında kalırsan da çok fena kalıyorsun bu arada. Ve bu çok resme özgü bir şey. Tabii mimari bir şey. Değil mi triptik? Yani ilk başta o dolaplar, kapılar filan. Onları düşünürsen. Ama mesela başka sanatlardaki karşılığı ne olabilir? Mesela edebiyat formuna aktardığımızda bunu. Triptik bir edebi metin. Yani bir üçleme. Ya da bir yani sinemada mesela ama şey değil işte. Anladım, bir anladım, filmin anladım. İçindeki anladım. Sekansların arka arkaya gelişiyle ilgili bir şeydi. Bir üçleme çekme kararı. Yani şöyle biraz cahilce de olabilir ama şunu söylemekte fayda var. Bence triptik denilen yapının gücünün hissedildiği en net alan resim. Sinemada ya edebiyatta karşılığı nedir bilmiyorum. Ben bilmiyorum ama üçlü
yapının bence en iyi hissedildiği yer resim diye düşünüyorum. Ben açıkçası kişisel olarak üçlü yapılardan her zaman korkarım. Yani çok hegelci bulurum. Sentezle kapanan, işte yani niye dört değil, niye sonsuz değil, niye üçe bu kadar böyle ana baba kutsal evet, ruh. Evet, onu tartıştık. Ben şey düşünmüyorum. Hani üçlü yapı işte bu eser şimdi kapandı falan. Aksine yani bu açarken üçlü de açar. Orada rakamdan öyle bir algı olabilir ama aslında o daha fazla açar yani. Üçlü yapı bence. Evet ama yine de çünkü uzun zamandır böyle bir triplik işe bakmadım. Çünkü üçlünün gücü görünmeyen bağırsaklarında yani bir iki transfer ederken arada bir alan var. Asıl tohumların yattığı yerler orada. Yani izleyici çalışan yer de orada. İkinin de üçlü bir bağlantısı oluyor. Oralar gümür gümür. İşte resmin olmadığı yer. İşte o yüzden sinema şeyini dedim. Yani aslında filmin olmadığı yerde kurmaya çalışıyor ya Godard sineması. Hepsi böyle Agnes Varda. Şimdi gerçekten resimde de bu çalışan bir şey olabilir mi? Yani üç resmi yan yana astığında üç tuvalin arasındaki boşluk resmin olmadığı yerde resmi var etmek yeniden. Resim böyle bir şey değil bence. Yani o aradaki boşlukta o ikisi arasındaki bağ kuruluyor mu emin değilim yani. Hayır. Şöyle burası sinema alanı tarafından daha önce park edildiği için öyle geliyor. Ama benim iddiam şu. Orada bir park yeri daha var. Bence o park yeri daha tanımlanmadı. Ve bu doğarken bunu tamlayamayız. Ama dediğim gibi doğarsa o zaman üstüne konuşabiliriz. Yani hemen insanın aklı oraya gidiyor tabii. Doğa benim de oraya gitti. İşte önce şunu göstereyim, sonra bunu göstereyim, orada o da olsun falan. Öyle bir şey değil. Yani başa dönecek olursak üçü de birbirinin üstünde kalmalı. Yani duvarlar birbirinin üstüne kapanmalı. En sonunda kapanıp ama oradan açılmaya gidiyor yani. Tek bağlayan şey renk değil ama değil mi? Evet tabii ki canım. Yani o ağzına sıçrıyor o şeyi kuran kadar. Çünkü ben de bu arada şunu renge ilişkin söylediği şey de çok güzel. Çok özür dilerim. Bunu şöyle ya baydık o bilmiyorum. En sonunda şunu fark ettim ve dedim ki kendi kendime içimden sonunda diplomamı aldım dedim. Lisanstan kurtuldum dediğim anlardan birini söyledim. Bunu da konuşmuştuk. Bu lisanstan kurtulma meselesi. Lisanstan mezun olunca lisanstan kurtulamazsınız. Ya da ben kurtulamam ya. Hayaletse en büyük hayalet. üç şövalye var. Üç beyaz sayfa. Boku yedindi yani. Çok yani ben genelde süren şöyle geçiyor. 5 gün, 1 hafta, günde 6 saat sadece bakıyorum. Resme oturmuyorum. Bir ceryan yakalayana kadar başlamadım. Ceryan yakaladıktan sonra yakaladığım ceryan asla resim öyle bitmez. Çünkü resmin de bir direnci başlıyor ve birbirimizi ittirme, bir savaş hali var. Her neyse, lisanstan mezun olduğumu anladığım an şuydu. O üçlü yapıyı veya bu yapıyı, önemli değil, düşünürken çok güçlü hissediyorum içeride. Ama beyin sinema yapısından geliyor. Yani sinemanın çalışma sistemine gidiyor. Ben de öyle anladım sistemi. Bu senaryo oluyor. Bu senaryoyu yapımcıya sunarsınız. Yapımcı da beyin oluyor. Yapımcı her zaman senaryoyu dolu görmek ister. Çünkü bilgilerden ve taklalardan hoşlanıyor. Önüne boş bir senaryo götürseniz yapımcı sorusu tükürür ve para vermez. Para da emektir. Beynin vereceği emek. Önce beyin ikna olur. Sonra emek devreye girer, emekle beraber resme başlarsınız. Lisanstan mezun oldum dediğim an şuydu. Sonunda boş, yani bomboş değil ama çeşitli küçük ıslıklar beynine küçük ıslıklar götürüyor. O ıslıkların altında durman gerekiyor. Bu çok zor bir şey yani. Çünkü resim 4 hafta sürüyor. Sonra yapımcıyı işte arkasından vurmak demek o. Beyni beklemediği yerden vurmak demek o. Ben lisanstan diplomamı aldım dediğim an o anda. Gördüm bir yavşak falan demek yani. şeyden çok hoşlanıyor yani beyin.
bilgiler. İşte oradan oraya kombinasyon kuruyor. Ama halbuki ben tam orayı yok etmek istiyorum. Yani. Şimdi burada hem alıştığı bir para biçimi var, bilgi. Bu para biçiminin de sökmediği bir pazar kurmaya çalışıyorsun. Yani itişme buluğa başlıyor. Yani bence üçlü yapıda beni en heyecanlandıran ve en hayatımda galiba en çok şu an düşündüğüm dediğim yer oydu. Çok zor bir şey tabii ki. Evet, yani hani dediğim canavar açığa çıkıyor dediğim şey oydu. Yani düşünsel bir canavar açığa çıkıyor, çıkması da gerekiyor yani. Bir de 3 tane canavarla 3 gol yaptı aynı anda savaşıyor gibi. Evet yani. Bir şey, ben, zor bir savaş yani. Ben kustuğumu bilirim. Şey değil, alkol değil. Yani, çünkü iğrenç bir süreç düşünmek. Yani neyi düşünürsünüz? İşte park yeri düşünürsünüz, maaş düşünürsünüz, çalışma saatlerini düşünürsünüz. Olmayan bir şey düşünmek iğrenç, acı verici bir süreç. Ve yani her sabah kalktığında onu hem yok edeceksin, akşam da var edeceksin. Yani öldür çıkar, öldür çıkar. Ha? Ama yol böyle yürüyor. Bence. Evet, bence bitirirken şöyle söyleyebiliriz. Gökhan'ın atölyedeyken şöyle bir laf etmişti. Resim izin verirse bu şekilde gidecek gibi bir laf etmişti. O acayip hoşuma gitmişti. Yani mutlak kontrolün sende olmamasıyla ilgili. O süperdi yani. Çok hoşuma, çok hoşuma gitmiş bir laftı. Öyle bitirebiliriz. İzin verirse umarım göreceğiz yani. Güzel işte. Yani umarım iyi vakit geçirmişizdir. Şeyi anlatıyordu bize yani hocam, yani makası böyle. Makası Mahmut anlatıyordu bak. Son.